Evet, Doktor Mehmet İlteber Bahadır beyefendi. Birlikteyiz hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş bulduk, hocam. Hocam haftalardır sedefi konuşuyoruz sizle. Aha. Sedef hastalığıyla ilgili. Sedef hastalığıyla bağışıklık sisteminin nasıl bir ilişkisi var? Evet, gerçekten de sedef hastalığı aslında tek başına bulunan bir hastalık değil. Her ne kadar bütün halkımıza biz işte ciltte yaralar, iyileşmeyen yaralar, 10 yıl geçen iyileşmeyen dirseklerde, dizlerde, kolda, göğüste yaralardan bahsetsek de aslında sedef hastalığının tanımını yaparken tam olarak bir cilt hastalığı diyemiyoruz buna. Çünkü asıl problem hastanın gerçekte bağışıklık sistemi bozuk. Yani ben de dahil tüm hekim arkadaşlarımız aslında bir hastaya yaklaşım yaparken bazı şeyleri irdelemeli. Yani karşımızda bize gelen hastanın aslında mutlaka altta yatan, değil mi? Yani sedef hastalığı ne diyoruz? Bulaşıcı bir hastalık değil. Yani başka birisinden bize gelip bulaşmıyor. Kişinin kendi vücudu, yani immün sisteminde problem var. Yani hasta geldiği zaman ilk çıktıysa hele hasta, aslında şanslı bir dönemde yakaladık. Niçin? Daha hastalık vücuda tam olarak oturmamış. Mesela pek çok çocuk hasta bize der ki, ya hocam der, ben çocukluğumda oldum, vücudumun her yerinde yaralar oldu. Ama sonra Allah'a çok şükür iyileştim. Hani bir 10 yıl, 15 yıl hiç olmadı ama işte 17 yaşında, 20 yaşında veya 25 yaşında tekrarladım ve 10 yıldır da çekmekliğim hiç geçmiyor. Yani böyle hastalar var. Yani hastayı aldığımız zaman hastaya önce mesela bazı şeylerini gözetmemiz lazım. Mesela hastanın yaraları sürekli artışta mı? Veya hastalık gelmiş, vücuduna oturmuş, 10 yıldır işte bacağımızın diyelim ki üst baldırımızda işte iki el büyüklüğünde bir yara var ama ne artıyor ne azalıyor. Yani o hastalık bir yerde stabilleşmiş, yani değişkenlik göstermiyor, aktifleşmiyor. Yani mutlaka bir hasta geldiği zaman bunlara bakmamız lazım. İmmün sistemi, yani Türk insanın, değil mi? Hani şimdi koronavirüs olduk, değil mi? Toplum ne kadar yaygın, değil mi? En çok ne yapılmaya çalışıyor? Yani bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışıyoruz. Tabii. Hasta geldiği zaman şöyle bir ama hasta bizden şunu istiyor. Yani birinci olarak, değil mi? Beni bu yaralardan kurtar hocam. Yani benim bu yaralarımı iyileştirin. Ama bir şey daha var aslında. Hani doktorun, tüm ekip arkadaşlarının göz önünde bulundurması gereken bir şey daha var. Biz bu hastanın bağışıklık sistemi ne alemde? Yani mutlaka buradan da hastaya gerekirse tüm ekip arkadaşlarımın özel diyet programlarıyla, değil mi, bağışıklık sistemini bir şekilde güçlendirmemiz lazım bu hastaları. Peki güçlendirirsek sedef azalır mı? Güçlendirirsek en azından hastalığı stabilleştiririz. Lezyonların tekrar etmemesini sağlarız. Hatta çok daha önemlisi, sedef hastalığı az önce ne dedik, hani bir bağışıklık sistemi hastalığı ya, sedef hastalığı tek başına bulunan bir hastalık değil. Evet, hastanın vücudunda yara var. Siz hasta ediyorsunuz ki başka bir rahatsızlığınız var mı? Ya hocam benim eklemlerim ağrıyor, romatizma. Hani her 10 hastanın neredeyse 6'sında, mesela 20 yaşında bir hasta geldi, 50 yaşında bir hasta gelmiş, ilk defa sedefi olmuş. Onu çok önemsemeyebilirsiniz ama sedef hastalığı tek başına bulunmuyor. 20 yaşındaki bir hasta da bunu çok dikkatli bir şekilde irdelemeniz lazım. Çünkü niçin? Sedef hastalığı eğer immün sistem bozuksa, demek ki sedefin kardeşleri dediğimiz yaklaşık romatizmal hastalıklar dediğimiz, siz bunu sadece eklem romatizması olarak algılamayın. Sedef hastalığı artı Hashimoto tiroidi, sedef hastalığı artı sarkoidoz, sedef hastalığı ülseratif kolit, Crohn, ankilozan spondilit, romatoid artrit gibi. Ve bunların hepsi çok çok ağır hastalıklar. Yani, hepsi ilişkili birbiriyle hocam. Tabii, yani az önce onu söyleyeyim. Kimi hastada iki hastalık var, kimi hastada üç hastalık var, kimi hastada mesela sedef hastalığı, Hashimoto tiroidi, sırtta fibromiyalji, anlatabildim mi? Ülseratif kolit. Bak, gördünüz mü? Hani dört tane hastalık var. Hastaya sordukça hasta size yavaş yavaş gerisini söylemeye başlıyor. Yani hastada sadece tek bir hastalık olmuyor. Yani mutlaka bir sedef hastası geldiği zaman hekim arkadaşlarımın iki tane görevi olmalı burada. Bir, hastanın evet biz yaralarını iyileştirmek için bir takım tedaviler uygulamalıyız ama bu yeterli değil. Mutlaka her hastanın, eğer hele hele 20 yaşında bir hasta geldiyse ve hocam ben
yani sürekli yaraları artıştaysa mutlaka o hastaya hekim arkadaşlarımız immün sistem yönünden bir tedavi önermeleri lazım. Önermezlerse bu hasta önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde muhtemelen ağır bir romatizma hastası olacak. Yani hasta yaraları varken bir de ağrıları hareket edemeyen bir ağrı geçiriyor biliyorsunuz sedef hastaları romatizmayı. Değil mi? Baktığınız zaman hani böyle irdelediğiniz zaman ucu açık, değil mi? Bir problem, vücutta aslında bir problem var. Bağışıklık sisteminin ana merkezi neresiydi? İnce bağırsaklar. Normalde değil mi? Hani biz eskiden her hekim arkadaşlar hani tıp fakültesinde şunu öğrenmiştik. Her reçetenin en sonuna vitamin ekliyorduk bizler yani. Evet. Şimdi artık onlar da işte her reçetenin en sonuna probiyotikleri ekliyoruz. Doğru. Yani kişinin hasta geldi, mutlaka özel bir diyet programı, yani neleri yemeli hasta, neleri yememeli. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için özel bir eğitim aslında. Gerçekten diyorum, ciddi bir eğitim alması lazım. Biz mesela öğrenciyken ben çok iyi hatırlıyorum, ya biz bu kadar böyle bir sedef hastası bakmıyorduk yani. Veya çok mu hocam? Mesleğimizin ilk yıllarında bu kadar ağır, sadece sedef olarak bakmayalım. Şimdi her çocukta egzama var. Her çocukta. Yani o kadar çok geliyor ki hani egzama hastası, değil mi? Romatizma, değil mi? Yani neredeyse artık hani 40 yaşından peki sonra... neden çoğaldı? Az önce söylediğim yani diyet immün programları, sistem. İmmün sistem bozukluğu, immün sistemleri de problem var. Yediğimiz içtiğimiz hiçbir şey orijinal değil hocam. Değil mi? Tabii ki yani vücuttaki şöyle söyleyelim. Normalde mesela biz diyet programını Antalya'nın bir köyünde yaşıyor. Antalya Korkuteli'nin adam bir köyünde yaşıyor. Özel bir diyet programı uygulamaya bu hastaya gerek yok. Zaten yediği her şeyde her gün bir şekilde probiyotik alıyor. Ama sen İstanbul'dasın. Eğer markete girdin, hangi markete girersen gir, paketli gıda aldın, evine geldin, evine sıfır probiyotik alıyorsun. Yani eğer marketten alışveriş yapıyorsan, yani marketten derken paketli gıda alıyorsan, evine giren probiyotik miktarı sıfır. Halbuki değil mi Anadolu'da işte topraktan köy sofrası kuruldu. Ya yediğin her lokmada probiyotik var. Aslında yediğimiz her lokmada bir şekilde biz o probiyotiği almamız lazım. Sen eğer o zaman hastayı bilinçlendireceğiz biz. Hastanın eğer romatizma hastasına dönüşmesini istemiyorsan. Hatta bize özellikle romatizma hastaları çok iyiydi. Romatizma, Hashimoto tiroidi bunların hepsi kardeş. Sedef varsa Hashimoto tiroidi olacak bu hastalık. Sedef varsa bu hasta en sık görülen sedef romatizması denilen psoriyatik artrit diyoruz. Sedef romatizması olacak. Yani bu hastanın bağışıklık sistemi bozuk. O zaman sen hastaya öğreteceksin. Ya sofrayı kurarken her sofraya bakacaksın. Yani bizlerin de, ev hanımların da yapması gereken bir şey bu. Sofraya oturduğunuz zaman bu sofrada probiyotik olarak ne var bakacaksın. En kötü hiçbir şey yoksa sirke koy salataya. Hiçbir şey yok. Bol sirke değil mi hocam? Hiçbir şey yoksa nar ekşisi koy. İşte mesela probiyotikli gıdaları hastaya öğretmeniz lazım. Mesela değil mi? Probiyotik nerede yaşıyor? Değil mi? İnce bağırsaklarda, kıkırdaklarımızda, değil mi? Bağışıklık. Mesela işte hastaya paça çorbası içiriyorsun. Hasta diyor ki işte mesela kelle paçayı sevenler 10 yıldır nezle grip olmuyor mesela, değil mi? Bak. Yani niye? Ben yiyorum artık. Eklemlerimizde probiyotikler yaşıyor. İşte çorbayı nasıl yapacağını bile öğretebilirsin. Yani probiyotikçe önemli hastaların yani zenginleştirilmesi lazım. Peki dönemi var mı hocam bu sedef hastalığının? Yani şu dönemde daha çok artar dediğimiz. Şimdi bahar aylarında artıyor. Yaz aylarında D vitamini de hani sedefin tipleri var işte. Özellikle hani biz iyi tipi dediğimiz tipi ne deriz, kum, güneş mükemmel geliyor. Tabii hani hatta benim bir gazete makalem vardı. Sedef deriz, kum, güneş benden daha iyi bir doktordur. Sedef tabii. Mesela hasta geldi. Hadi örnekleme yapayım size. Ya yazın normalde sedef lezyonları iyileşir. Hasta geldi diyor ki size ya hocam benim yazın yaralarım artıyor. Siz iyileşir diyorsunuz yazın. Ama benim yazın yaralarım artıyor. O zaman değil mi? Hani orada ekip arkadaşlarımız biraz uyanık olacak. Demek ki en çok dokunan değil mi? Cilt kan akımı artınca iki ayrı diyet var. Bir yara diyeti, cilt diyeti. Cilt kan akımı arttığı zaman yaralar artıyor. O zaman yazın artıyorsa siz şunu dersin. Ben hemen şunu derim. Demek ki hasta domates patlıcanı fazla kaçırıyor. Değil mi? Domates patlıcan yiyor hasta.
Hocam diyor ben kışın çok sakinim, tam tersine benim yazın artıyor. Bu bizim bilgi... Hani, kızartmalar mı hocam? Bizim evet. Kitabi bilgilerimize ters. Ha, demek ki yazın aslında başka bir şey yapıyor. Yani yediğimiz yiyecekler direkt olarak o yarayı ilgilendiriyor. Yani o zaman diyorsun ki hastaya bak diyorsun bak bizim şöyle şöyle bir diyet var. Bu diyete göre cilt kan akımını artırın, işte acı domates patlıcan. Yani çiğ köfte yiyorsan bir dürüm yeme, yarım dürüm ye gibilerinden. Mutlaka hastayı bir takım hani sadece bir yara tedavisi doğru değil. Ben daha önceki programlarımda hep yara tedavisi hakkında bahsettim. Ama hastaya uygulamamız gereken diyetleri yani özellikle seçip göstereceksiniz. İki ayrı, bir cilt kan akımı, cilt kan akımını arttıran gıdalar yaraları büyütüyor. Hasta acı domates patlıcan. Biz hastaya diyorduk ki salçalı yeme, hasta gidiyor. Bu sefer acı biber hani domates salçası olarak algılıyoruz salçayı. Hasta gidiyor acı biber salçası yiyor. O zaman yaraları fazladır. Tabii ki bunların hepsini bir bilinçlendireceksiniz hastayı. Diyet, iki ayrı diyet var. Bir bağışıklık sistemini güçlendirici bir diyet. Bu diyeti özellikle 20 yaşındaki hastalara mutlaka vermeniz lazım. Neden? Vermezsen bu hasta zaten hani büyük olasılıkla yani romatizma hastası olacak. Büyük olasılıkla Hashimoto tiroidi olacak, sarkoidoz olacak, ankilozan spondilit olacak, fibromiyalji olacak. Yani 80'e yakın. Tabii hepsi yani tek başına olmuyor. Hastanın bağışıklık sistemi bozulmuş artık. Yani peşi peşine gelecek yani hocam, bu hastalık. Hocam peki bir şey soracağım. Bu Covid'de yeni bir şeye başladı. Deri döküntüsü başladı. Covid geçen hastalarda. Orada da bağışıklık sistemin çöktüğü için veya güçsüz olduğu için zaten Covid geliyor. Şimdi, o daha sonra sedefe çevirebilir mi? O deri döküntüsü. Şimdi şöyle yani hani yolda karşılaşıyoruz, pazarda karşılaşıyoruz. Ya önce Türk halkı hekimlerine güvenmesi lazım. Bunu gerçekten söylüyorum. Türk halkı şu anda fazla spekülasyonlar yapılmaması lazım. Yani Covid'i şu ilacı aldım, işte sedef oldum, şu ilacı aldım, Covid ilaçları şunu yapıyor diye. Ya eğer hekim yazdıysa bunu hasta kullanacak. Yani sen işte pazardayız, işte iki tane kişi konuşuyor, hani arkadan kulak misafiri oluyorsun. Ya hastaneye sakın yatma, yatan gidiyor. Ya hastaneye geç gidersen gidiyor yani. Zatürreye dönüştü. Hastalık akciğere oturdu. Ondan sonra sen o doktor hekim arkadaşlar mısın? O hastayı nasıl geri döndüreceksin? Hastalık başladı. Eğer yatma kriterleri geliştiyse hasta hastaneye yatacak. Hani Covid'li hasta için konuşuyorsak. Evet. Hani sedef hastaları bize işte Covid oldum hocam. Hatta bir Malatya'dan bir hekim arkadaşım %100'ü yani 20 yıldır sedef hastasıydı ama çok azmış lezyonları. İşte Covid olmuş %100'ü. Covid'li bir şekilde ama sedefli bir şekilde geldi. Bunlar tetikleyebilir. Evet olağan şeyler ama sonuçta bunlar hastalığın rahatlamasıyla beraber emin olsun. Her hastalık yani hiç şöyle bir sedef hastası asla şöyle düşünmesin. Ya bende bu kadar bir yara var. Ya bu yara ömür boyu gitmez. Doğru şeyleri yaparsan yani bu yara seni hekime gitmeyecek noktaya yani seni rahatsız etmeyecek noktaya kadar çekersin. Hiçbir tedavi almasan. Ömür boyu gitmez mi hocam o yara? Şimdi hani hastayı remisyonda tutarsın. Yani ben her hastaya söylerim. Yani biz mesela kontrollerimiz var. Tedavi her hasta 2 yıllığına alıyoruz. Hani tedaviden sonra hastada tekrar etti mi etmedi mi? Mesela bakarsın onlara. Her hastayı bilinçli, yani yara çıkmadı. Hani yara 5 yıl çıkmadı. Yani yaranın çıkmaması hastalığın iyileştiği manasına gelmiyor. Mutlaka diyet programını biz uygulattırıyoruz. Hamileler uygulayabiliyor mu hocam? Efendim? Hamileler uygulayabiliyor mu? Tabii asıl hamilelerin uygulaması lazım. Yani değil mi? Yani bağışıklık sistemini. Yani şöyle söyleyeyim. Bu diyeti yani diyet programlarını yani bağışıklık sistemini güçten yani şöyle İnsanlara biz şu bilinci vermemiz lazım. Probiyotik yani. Kullanmak lazım. Eğer marketten alıyorsan değil mi? Ya işte mayonez aldın. Ya mayonez 5 yıl geçiyor. Çırpılmış yumurta. Normalde bunun bir günde bozulması lazım değil mi?
güneşin altına koyuyorsun, 5 yıl geçiyor bozulmuyor. O zaman bir problem var orada. Değil mi hocam? Öyle değil mi? Bozulmuyorsa bir şey problem var. Doğru. O yüzden problemliklere evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Çektik. Sağ olun. Valla güzel bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. Aynen böyle öyle. Değişiklik olsun istedim. Yok, güzel oldu hocam. Açısından. Çok sağ olun. Yani insanların bilinçlenmesini istiyorum. Yani yediğine içtiğine dikkat etsinler. Yani bir